Aa, kız Nari sen misin? Vallahi da Nari. Billahi da Nari bu be. E hadi buyur geç. Yukarı yukarı. Geç içeri. Ben de avukatlık yapıyorum işte. Üniversiteyi bitirdiğimden beri. İyi bir hukuk firmasında çalışıyorum. Koşturuyoruz çok şükür. Kız sen onca işi bir başına nasıl becerdin koca İstanbul'da? Görüyorsun değil mi anne? Her İstanbul'a giden oğlu vermiyormuş. İki çocuk sahibi oldun hala o eski mesele. Tabii bir gönderi vermediniz. Kız kursa gideyim dedim. Seneye de sınavlara girerim dedim. Yok bir türlü salmadılar beni. Fena mı işte? Bir yuvan oldu. Erkenden yola çıktın. Okuyanları da görüyoruz. Doğru söylüyor. Baksana bize, biz evde kaldık. En iyisini yaptın sen. Sen kiminle evlendin Sema? Kocan ne iş yapıyor? Şey, kalıpçıydı kendisi. Firması vardı. Da iş bakıyor şimdi. Güzel. Öyle şey oldu, güzel. Kapattık. Annemlere olanları duydum. Ya, ya kızım. Gidiverdiler işte. Hiç olacak şey mi? Ama işte baban silkeledi gitti size o karıyla. Sonra Şadiyeciğin başına gelenler. Sonra sen yok oldun ortadan. E o anda şuncacık kafa kalmadıydı artık. Ne oldu? Ne gelmiş Şadiye'nin başına? Ne duydunuz? Yani o gece ortadan kaybolmuş. Hiç haber aldınız mı? Belki siz biliyorsunuzdur. Aslında biraz da onu öğrenmek için geldim. Vallahi şimdi tövbe Rabbim o iş biraz şey. Bana kalırsa o gece o da Hakk'ın rahmetine kavuştu da iyi saatte olsunlar çektiler aldılar onu. Yaparlarmış böyle. Kendilerine fanilerden biri lazım olduğunda çekip alıverirlermiş yanlarına son nefesini verir vermez. Bizim yukarı mahallede ilmi kuvvetli bir hoca anne vardı. O dediydi o vakitler. Üf, anne yeter gene başladın deli deli. Kızım vallahi biz Şadiye hakkında iyi şeyler duymadık. O olaydan sonra iyice kafayı yedi zaten. Şeyden sonra işte. Ne? Neyden? Ne olmuş? Ne duydunuz? Siz gidin içeride oynayın bakayım acık. Ya. Yürü. Şimdi terlik ya. Geliyor hala. Vallahi günah değenlerin boynuna ama olmuş diyorlar. Ne? Yani vallahi hepinizden, herkesten beklerim ama yani yok canım. Şadiye'den olmaz. Aa, maşallah hiç değişmemişsin Nari. Gene ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Şuraya yazı ver. Arada gelirim yanına kaçıp ha. Ay ne güzel olur gezeriz senden. Ay hala kızı be. Acı tatlı ne hatıralarımız oldu değil mi? Ya tabii tabii. Sorma. Kürtajlar falan. Kız oğlan ikimizi de yakıp geçtiydi ya. Vallahi. Nari ben boşanacağım vallahi. Kafaya koydum kızıma. Alsın veletlerinde gitsin anasının evinde otursun. İçim şişti vallahi. Zaten işi gücü yok. Yerleştik biz de anamın evine iyice. Sabahtan akşama kadar car 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 çenesi durmuyor. Vallahi içim şişti Narin ya. Gelirim yanına kız vallahi ne güzel olur. Ay. İyi akşamlar. Nari. Kız kim bu? Ay Allah dualarımı kabul etti de gökten yakışıklı mı indirdi haneme? Allah tövbe tövbe kız. Aa.
Tanımadın mı Fırat? Nasılsın Sema? İyiyim. Ya siz? Sağ ol. İyiyim ya siz? Ya ne olmuş o güzelimize? Bizi görünce kafayı yedi herhalde. He? Yani bir şey sanmasa bari garibim. Sen de pek bozmadın canım. Şadiye hakkında bir şey biliyor muymuş? Yok. Ben soruştururum kasabadan. Yakında bir iz buluruz, merak etme. Efendim mi? Seni mi aradı? Tamam, uğrarım ben. Narin, benim halama uğramam lazım. Çıkarken bana bir sürü çiftlik mamilleri hazırlamıştı. Unutmuşum. Sermet. Sermet Şadiye'nin yerini biliyormuş. Bugünkü problem gündemimizde ne var aşkım? Hı? Yok. Bir şey yok. Böyle işte güzel, keyifli bir akşam yemeği. Ben sadece biraz kırgınım. Kime? Neden? Emin misin? Ya yanlış anlama. Ben soruları böyle peşin peşin sorayım. Çünkü birazdan zaten nefessiz konuşacaksın. Ben ağzımı bile açamayacağım. At fanarın çıkmaya başlamış. Çıkmak bir yana, Abant Otel'e gidiyorlar hafta sonunu geçirmek için. Benim bundan haberim yok. Niye? Çünkü Narin bana tek kelime bile etmedi. Ben Atıf'tan öğrendim. Bir de arıyorum. Diyor ki bana adliyedeyim. Yalan söylüyor bir de bana. Sabah erkenden gitmiş otele. Otelin güzellik merkezinde büyük geceye hazırlanıyor tabii. Yani Narin bir herifle otele gidiyor. Hem de yeni tanıştığı biriyle. Atıf sana iyi sallamış. Ben bile daha iyi tanıyorum yani arkadaşını. Niye sallasın canım? Aa, Irmak da aynı şeyi söylüyor. Sen de deli misiniz, nesiniz be? Allah Allah, ben onu bilemeyeceğim ama bu ikisi otele gittilerse ben atölyeyi yakarım ben. İki ayrı yerdeki iki insandan aynı anda siren sesi gelme ihtimali yüzde kaç? Atıf sıfır değil mi? Sıfır. Bu ikisinin aynı yerde olduğunu göstermez mi? Ya ikisi de bize ayrı ayrı yalan söylüyor. Biri diyor ben iş seyahatindeyim, öbürü diyor ben adliyedeyim. Ben ne diyeceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani. Bak, bir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şeye de kendini inandırmana gerek yok. Bak, Fırat'ın nereye gittiğini bilemem. Ama Narin'in nereye gittiğini biliyorum çünkü ben de birazdan yanına gideceğim. Nereye, nasıl? Ya biz Narin'le bir hafta sonu için Abant'a gideceğiz. Narin önden gitti. Ben de işlerimi hallettikten sonra yanına gideceğim. Ya dün gece öyle bir aniden bir yakınlaşma oldu aramızda. Bir şey başladı yani. Ama bana bak, şimdilik Narin'e bir şey söyleme. Tamam, bilmiyorsun. Siz ikiniz. Evet, biz ikimiz. Ay. Ay Allah'ım, çok sevindim. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Doğru. Ben yalan söyleyebilir miyim? Ay çok sevindim, tamam. Çok sevindim, çok sevindim. Yarın sabah erkenden Abant'a gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.